Yunanistan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye sağda cevap verdi. Kaan Yunanistan için uçacak. The Economist, Batı hakimiyetini kaybediyor ve dünyada büyüyen krizlere cevap veremiyor. Rus uzman Ermeni halkını böyle korkuttu. Ermenistan Türk vilayetine dönüşebilir. Zengezur'da savaş duyuruldu. Ermenistan saldırıya hazırlanıyor. Gizli planın detayları. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. yılını kutluyor. 40 bin kere maşallah diyoruz. Yunan Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan için üzücü olan bu yıl döneminde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kastederek Yunanistan tüm ülkeleri Kıbrıs'ın kuzeyindeki yasa dışı varlığı tanımamaya veya herhangi bir şekilde desteklememeye çağırıyor. Yunanistan Türk istilası ve işgalinin olduğu bittilerini asla kabul etmeyecektir. Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam bir koordinasyon içerisinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil, yaşayabilir, işlevsel ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme götürecek koşulları yaratmak için sistematik olarak çalışmaktadır, ifadelerine yer verildi. Sert bir açıklama olduğunu ancak okyanusta bir damla niteliği taşıdığını belirten Yunanistan medyası ise, Türkiye'nin yanıtı ise çeşitli düzeylerde en önemlisi ise sağda oldu, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanı Tahsin Erturulloğlu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği kutlama mektubunda Türkiye'nin uluslararası toplumun Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını her zaman bir görev olarak gördüğünü ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası sahnede hak ettiği yeri alması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını vurguladı. Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hukukunu ve haklarını korumak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti. TRT Verse yeni bir proje ile karşımıza çıkarak Önde Kıbrıs isimli 6 bölümlük yeni belgeselle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl döneminde Kıbrıs Türk halkının varoluş ve bağımsızlık öyküsünü ekrana taşıyor. Siyasi arenada bunlar olurken sağda ise Türkiye 13 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar adanın kuzeyinde abluk altında tuttuğu ve Kıbrıs mebinin bir kısmına tecavüz eden bölgeye bilim iki araştırma gemisini gönderdi. Kısacası Türkiye 13-27 Kasım tarihleri arasında adanın kuzeyindeki bölgeyi bloke etti ve Kıbrıs'ın mevine tecavüz etti ifadelerine yer verildi. Eh ne diyelim? Geçti borun pazarı süre şeyi Öte yandan Yunan basını Kaan Erdoğan'ın Atina ziyaretiyle aynı günuşacak iddiasında bulundu. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gitmeden önce elini güçlendirmek için Kaan savaş uçağının uçuşunun erken alınacağını iddia etti. Haber şöyle devam ediyor. Erdoğan'ın Hamas'ın yanında yer almasının zaten gergin olan ABD-Türkiye ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacaktır. Zira Washington'daki İsrail lobisinin ABD'nin Ankara'ya F-16 blok 70 satışını engelleyeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda Erdoğan'ın yanıtı, Kaan Savaş uçağının yanı sıra TB3 Bayraktar insansız Sava Araçları ve Kızıl Elma insansız Sava Araçları'nın hazır olduğunu hem yurt içinde hem de uluslararası alanda göstermek olacaktır. Erdoğan'ın 7 Aralık'ta görüşmeler için Atina'ya geleceği bildirildiğine göre F-16 blok 70 meselesinin enkazı dönüştüğü anlaşıldığından elinde bir koz olmalı. Bize göre bu koz Kaan Savaş uçağının uçuşu olacak ve iddia ediyoruz bu uçuş ya aynı güne denk gelecek ya da bir gün önce gerçekleşecek ifadelerine yer verildi. Dünyadaki durumu değerlendiren İngiliz The Economist dergisi son sayısında her yıl giderek daha fazla ülke gezegende krizlere karışıyor ve Batı'nın olup bitenlere yanıt verecek zamanı yok dedi. Dergi Avrupa'da düzenlenen son iki NATO zirvesine Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerinin katıldığı belirtiliyor. NATO'nun Asya'daki nüfuzunu genişletmek ve Çin'i kontrol altına almak için bu gerekliydi diyen dergi, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde çok sayıda Güney Kore mermisi olmasaydı Ukrayna'nın bu yılki karşı saldırısı prensipte gerçekleşemezdi. Türkiye aynı zamanda bölgedeki en önemli silah tedarikçilerinden biri haline geldi. Batılı yetkililer ve uzmanlar Ukrayna'daki çatışmanın bir 5 yıl daha devam edebileceğini gizlemiyorlar ve ne Moskova ne de Kiev bu durumu kabul etmeye hazır değil ve çıkmazdan çıkamıyor. Gerçek bir savaşa doğrudan dahil olmasa bile Batı'nın yetenekleri önümüzdeki yıllarda büyük bir baskı altına girecek. Bunun nedeni Ukrayna'daki savaşın ABD ve Avrupa'nın cephaneliklerini harap etmesi ve mühimmat kaynaklarının ne kadar yetersiz olduğunu ortaya çıkarmasıdır. En kötüsü Washington'ın kendisini ve müttefiklerini silahlandıramayacak ve aynı zamanda başkalarına yardım edemeyecek olmasıdır. Eğer Ukrayna'daki çatışma yakın zamanda sona ermezse Orta Doğu'da ağırlaşan Arap-İsrail kriziyle birlikte başka bir ciddi çatışma yaşanırsa Batı kendisini çok zor bir durumda bulacaktır. Rakipler kaostan kendi amaçlarıyla yararlanabilirler. Örneğin ABD Pasifik'teki bir savaşta çıkmaza girerse İran nükleer silah üretebilecek. Üstelik batılı rakipler arasında artan işbirliği ve koordinasyon endişe vericidir. Batılı istihbarat teşkilatları Rusya Federasyonu ve Çin'i yakından takip ederken Hamas grubu Orta Doğu'yu kaosa sürükledi. Aynı zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Myanmar, Somali, Sudan ve diğer birçok ülkede bir dizi darbe, iç savaş ve her türden gerilim tırmanıyor. Batı'nın bu duruma kısa sürede zamanında yanıt veremediği bir dizi olay yaşanıyor. Hakimiyetini kaybediyor, ifadeleri kullanılıyor. Öte yandan daha önce Türkiye'de de görev yapan Hintli diplomat, Badra Kumar sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ABD tahvillerinin alıcısı Çin şimdi bunları elden çıkarıyor. Yeni ABD tahvilleri için alıcı kalmadı. Çin'in ABD borçlarını terk ettiği haberi yayıldıkça dolar için hesaplaşma günü yaklaşıyor. İnsanlar artık yeni ABD kağıtlarından başka bir şey almadığında satın alma gücü yaratmak için dolar basma ve savaşmak seçeneği sona erecek. ABD bankalarının limitleri doldu. Geriye kalan tek seçenek para basmak vergileri artırmak ya da harcamaları kısmak. Bunların hepsi ABD ekonomisi için kötü haber. ABD'nin daha önce denediği bir seçenek daha var. Yaklaşık 6 yıl önce kimsenin istemediği ABD hazine tahvillerini satın almak için Belçika'dan milyarlarca dolar borç aldılar. Bu Mastercard'a ödeme yapmak için vizadan borç almak gibi bir şey. Çöküş ve büyük vergi artışlarından önceki son adım mı? ifadelerini kullandı. Ermeni medyası Nifs. Emin haberine göre Rusya Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Yevgeni Satanovski, benim bakış açıma göre Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütünden çekilmesi kaçınılmazdır. Yani Ermenistan Rusya'dan ayrı yaşayacak, Rusya da Ermenistan'dan ayrı yaşayacak dedi. Satanovski, Rus kamuoyu için Ermeni gündemi korkarım ki sona erdi. Ermenistan'ın Rusya ilişkilerinde neler olacağını kim tahmin edebilir? Hiç kimse. Dünyada kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi olmayan ve örneğin savunma konularında Rusya ile hiçbir ilgisi olmayan pek çok ülke var. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'de askeri üslerimiz var mı? Hayır yok. Tüm bunların nasıl sona ereceği Ermeni liderliğinin bir sorusu. Sonra da Ermeni halkının meselesi olacak dedi. Satanovski, Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'daki varlığını ortadan kaldırmak ve Ermenistan'da bir NATO bloğuna sahip olmak için iktidara geldi bunun Ermenistan için nasıl sonuçlanacağı, Ermenistan'ın Ermenistan olarak kalıp kalmayacağı onu kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu açıdan Zelenski'ye benziyor. Aynı insanlar tarafından aynı amaçlar için iktidara getirildiler dedi. Ermenistan bir Türk vilayetine dönüşebilir diyen Satanovski böyle devam ederse daha önce Türkiye sınırının diğer tarafındaki Ermenilerin başına gelenlerin aynısı Türkiye sınırının bu tarafındaki Ermenilerin de başına gelecek. Görünüşe göre Ermeni nüfusu olanlardan memnun. Erdoğan'ı tanıyorum. Ne dediğini çok iyi anlıyorum. Ne yaptığını görüyorum. Bunu nasıl görmezsiniz, anlamazsınız, kendinize pay çıkarmazsınız diyerek Ermeni halkını yana karşı Türk orgusuyla terbiye etmeye çalıştı. Azerbaycan basına Ermenistan saldırıya hazırlanıyor. Gizli planın detayları başlıklı haberinde şu ifadelere yer veriyor. Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'in son açıklaması, Batı'nın Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldıracağı suçlamasını bilgi düzeyinden resmi düzeye çıkardığı anlamına geliyor. Borel, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ilalinin ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıldığını söylüyor. Garip bir durum ortaya çıktı. Bakü saldırı için hazırlık yapılmadığını söylüyor. Hatta saldırı suçlamalarının referans noktası olan Zengezur koridoruna ilgisini kaybettiğini ilan ediyor ve anti Karabağ'da terör önlemleri askeri düzeyde bir faaliyet yok. Tam tersine Azerbaycan barış gündemini öne sürdü. Buna rağmen suçlamalar bitmiyor. Tam tersine daha da artıyor ve tüm beyan ve inkarlar artıyor. Bakü görmezden geliniyor. Bütün bunlar Güney Kafkasya'da belirli senaryoların uygulanmasına yönelik hazırlıkların bir parçasıdır ve şimdilik hedef Güney Kafkasya'da Ermenistan'ı güçlendirmek. Orta vadeli hedef Rusya'yı Ermenistan'dan çıkarmak, bölgedeki konumunu zayıflatmak. Uzun vadeli hedef koridor mücadelesinde orta koridoru bloke edecek yeni bir çatışma kaynağı yaratmak. Bu güzerge üzerinde nüfus kazanmak. Mevcut hedefe yönelik yoğun adımlar atılıyor. Fransa, Ermenistan'ın silahlandırılmasını ve ordusunun yeniden tasarlanmasını üstlendi. Avrupa Birliği gözlem misyonunun sayısı artırılacak. AB üyesi olmayan Kanada'nın gözlem misyonuna katılması NATO'nun bu misyona da altında Ermenistan'a girmesi olarak değerlendirilebilir. Ermenistan'a askeri yardım sadece Fransa ile sınırlı değil. ABD Barış Fonu çerçevesinde sürece katılıyor. Orta vadeli hedef olan Rusya'nın Ermenistan'dan çekilmesi mevcut hedefe paralel olarak hayata geçirilebilir. Çünkü Batı'nın Erivan üzerinden bölgede konsolidasyon yaparken Moskova'nın karşı saldırılarını da engellenmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için Rusya'nın Ermenistan'daki güvenlik rolünü yok etmek, ve onun yerini almak için bir bahane ihtiyacımız var. Görünen o ki bu hedefe giden yolda Azerbaycan araç olarak seçilmiştir. Hazırlanan senaryoda sınır sabotajının yapılması da bir istisna değil. Ermenistan Azerbaycan'a saldırıyor ve gelelimin arka planına karşı Rusya ve kolektif güvenlik anlaşması örgütünün savunma yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle güvenlik müttefikini değiştirmeye ve örgütten çekilmeye çağırıyor. Bakü'nün tüm yalanlamaları ve resmi açıklamaları göz ardı edilerek Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldıracağı suçlaması kamuoyunda mazeret yaratma amaçlı hesaplandı. Borel olayında ise suçlamanın resmiyet kazanması, sürecin sabotaj aşamasına geçmiş olması veya yakın gelecekte geçeceği ihtimalini ön plana çıkarıyor. Bu bağlamda asıl dikkat çeken nokta Nikol Paşinyan'ın 23 Kasım'da Minsk'te yapılacak kolektif güvenlik anlaşması örgütü zirvesine katılmayı reddetmesidir. Nikol bunun Rus baskısını artıracağını ve zirve günü öncesinde ve sonrasında Moskova-Erivan hattındaki gerilimi yoğunlaştıracağını anlıyor. Olası bir sabotaj senaryosunda süreçlerin kontrolden çıkıp büyük boyutlara ulaşması beklentisi de var. Hatta orta koridorda kanlı bir çatışma planlarındaki hedeflerden birinin de bu olduğu göz ardı edilmemelidir, ifadelerine yer verildi. Aksar Nokta Az'ın haberine göre, Valdayı Uluslararası Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Konseyi Başkanı Andrei Bistriksi ise, AB hiçbir zaman Azerbaycan'a karşı çıkamayacaktır. Hiçbir şey için, özellikle de Türkiye faktörü göz önüne alındığında, neden kendilerine kötülük yapsınlar ki, dedi. Andrei biz riski Avrupa Parlamentosunun açıklamalarının hiçbir önemi yok. Herhangi bir yönetim rolü oynamıyor. Josep Borrell her şeyi açıklayabilir. Onun tuhaf açıklamalarından oluşan bir kütüphane oluşturulabilir. Dolayısıyla Ermenistan'ın burada herhangi bir şeye güvenmesi zor. Yapabileceği en fazla şey taleplerini göstermektir. Rusya karşıtı ve Azerbaycan karşıtı. AB Ermenistan yüzünden Azerbaycan ve Türkiye ile kavga etmeyecektir. dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.